Tekrar merhaba. Beyaz Perde bölümünde bugün iki farklı bambaşka hikayeyi ama özdeş konuları işleyen yine dijital platformu Netflix olan iki diziyi konuşacağız. Bunlardan bir tanesi İlafet yani Kalifat, bir diğeri de Anortodoks. İkisinden hangisini daha böyle hızlı izledin hocam? Daha sürükleyici olan sana İkisi de hangisi mini geldi? dizi. Aslında ikisini de böyle bir solukta izledim. Anortodoks ve Kalifat'ı niye beraber işliyoruz? İkisinde de din adına kandıran insanlar var. Bir din baskısı var. Dolayısıyla ortak noktası dinin birey üzerindeki etkisi. Anortodoks'la istersen Olur. başlayalım. Anortodoks Amerika'da geçen Esti isimli bir kızın başından geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bu genç kız Yahudi, Ortodoks Yahudileri, Hasidik Hasidik Yahudileri ama Yahudileri. onların da kendi içlerinde Tabi, cemaatler tabi, var. tabi. Satmar isimli bir cemaat, en kuvvetli cemaat. Çok katılar. Çok katı bir cemaat, evet. Yani Yahudiliğin en katı yorumlarından birine sahip olan bir cemaat. Tamamen Yahudi şeriatına göre attıkları adıma kadar. Genç kız bir Yanki diye yine bir Yahudi çocukla evlendiriyorlar. Kız çok heyecanla böyle evleniyor, mutlu olacağını düşünüyor. Aslında esasında kocası da iyi bir insan. Ona değer de veriyor ama ailenin ve cemaatin üzerindeki baskısını bir türlü kıramıyor. Burada şunu da söyleyelim. Cemaatin kuralları dediğin gibi çok katı. Yani elektronik cihazlara karşı bir tutumları var. Akıllı telefon kullanmıyorlar. Evet. Yine evlilik törenleri çok farklı. Bir de Talut dedikleri bir kitap var. Talut muydu adı? Talmud muydu? Talmud. Talmud. Talmud hocam Kadınların okuması yasak mesela. Kadın yasak. sen Evet. niye okuyorsun? Kadınların okuması yasak Fıkıh diyor. kitapları, onların fıkıh kitabı ve birçok Yahudi cemaatinin başucu kitabı. Yani onlarda da şöyle bir anlayış var. Tevrat yerine Talmud'u okuyorlar. Talmud diyorlar Tevrat'ın hem tefsiri hem de fıkhi noktalarda bize yol gösterici. Ama kadınların okuması da yasak Tabii yani bu kadınların noktada. okuması da yasak. Kadınlar üzerinde de ciddi bir baskı var. Hatta ona devamlı telkinlerde bulunan büyükleri var, kadın büyükler. Evliliği nasıl olması gerektiğini anlatıyorlar. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorlar hatta. Ve bir süre sonra Esti hayata bambaşka bakmaya başlıyor. Çünkü çok bunalıyor. Evet. Çok bunalıyor. Yani o eşiyle birlikte mutlu bir evlilik hayali kurarken tamamen kendisini kıstırılmış, zindana kapatılmış gibi hissediyor. Hatta tek başına dışarı bile çıkması neredeyse yasak. Bunu eşine defalarca dile getiriyor ama eşi de pasif bir karakter yani ki ailesinin ve cemaatin sözünden asla dışarı çıkamıyor. Ve nihayetinde bir gün Esti annesiyle karşılaşıyor. Annesi onu kurtarmaya çalışıyor ve bir uçak bileti ayarlayıp Almanya'ya kaçırıyorlar. Evet. Ve orada Almanya süreci başlıyor ama yine Başlıyor. Almanya süreci başlamadan önce dediğin gibi Esti'nin New York'taki yani New York dediğimiz zaman aklımıza özgürlükler ülkesinin Evet. özgürlükler başkenti geliyor. Ama öyle bir şehirde bile çok kapalı olan cemaatlerin yaşadığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Satmar cemaati. Hasidi Yahudilerinin bir cemaati. Bu cemaatin mensuplarının da aslında ben bu diziye kadar bu kadar vakıf değildim. Yani fotoğraflardan, gazetedeki haberlerden görüyorduk ama cemaatin bu kadar kapalı olduğunu, kurallarının bu kadar katı olduğunu, yaşantılarını bu derece etkilediğini çok farkında değildim açıkçası ben. Dizi böyle bir gerçeklik sunuyor. Ve 4 bölümde geriye dönüşlerle, Almanya'daki yaşantısındaki geriye dönüşlerle biz New York'taki o Yahudi cemaatinin içerisindeki zincirleri görmeye başlıyoruz. O zincirleri kıramayan insanlar, yani erkekler de öyle. Evet. Erkekler de hayatlarından memnun değiller, genç erkekler. Mesela Yanki'nin kuzeni Moshi'yi görüyoruz. O da kendisini zor atmış ve cemaat tarafından dışlanmaya kadar gelmiş neredeyse. Cemaatin sevmediği bir isim Moshi. Çünkü gitmiş Avrupa'da işte akıllı telefon kullandığını görüyoruz Moshi'nin Hatta mesela. şaşırıyor değil mi Aynen, Yanki Yanki şaşırıyor telefonu gördüğü zaman. Böyle bir durum var New York'ta. Tamam, bunalmışlar ama kolay da çıkamıyorlar. Tabii. Esti mesela en sonda Yanki'nin saçlarını keserken üzülüyor mesela. Keşke kesmeseydi. O zülüfler çünkü kutsal sayılıyor. Ve Evet. zülüfleri kesen, o lüle saçları kesenler mefta kabul ediliyor Hasidi Yahudilerde. Dolayısıyla bu tarz eleştiriler var filmde ve daha sonra Almanya süreci başladı. O süreç bana çok hızlı gelişti. Yani tabii 4 bölümde çok fazla detaylı anlatamazlardı ama hızlı bir kozadan çıkış süreci, çok çabuk Almanya'daki o karşılaştığı gençlerin gruba çabuk ayak uyduruyor Este. O biraz hızlı geçmişler o süreci ama 4 bölümlük bir Evet. dizi olduğu için birazcık normal karşıladım. Ve çok çabuk sorgulamaya başlıyor eski hayatını. Annesiyle karşılaşıyor Almanya'da. Annesi de cinsel kimliğini değiştirmiş. Bir bayanla birlikte yaşıyor. Yani cinsel kimliğini değiştirmiş derken eşcinsel oluyor. Annesine de mesafeli başlarda. Ama annesi ona orada sahip çıkıyor. Yahudiler tabii bu arada onun peşine hemen kocasıyla kuzenini gönderiyorlar.
Almanya'ya. Hatta yanlarına silah alıyor ikisi de. Bu işi bir kan davasına çeviriyorlar yani esasında. Tabii. Onun ölüm emri veriliyor. Ya geri getir ya öldür. Ama Esti orada yeni bir hayata yelken açıyor. Özgürlüklerle tanışıyor. Hayatın farkına varıyor. Saçlarını değiştiriyor. Kıyafetlerini değiştiriyor. O genç topluluğa bir anda uyum sağlıyor. Ve bambaşka bir Esti oluyor artık. Evet, müziği sevdiğini biliyor ve müziğe yatkınlığını hissediyor. Birazcık evet. Daha kendisini yakın hissediyor ama hala şeyi var Esti'de. Çok yıllarımı kaybetmişim. Yani yıllarımı o cemaatin içerisinde... Evet. Eritmişim. O yüzden ben herkesten geri plandayım. Herkesten birkaç adım daha geride başlıyorum. Bu düşünce de üzüyor Esti. Yani zaten bu kapalı cemaat ve tarikat yapılarında insanlar içerideyken çok fazla hareket alanı bulamadığı için sorgulamaya çok ihtiyaç duymuyorlar. Orada bir hiyerarşik yapılanma oluyor. Onun dışına çıkamıyorlar. Ama ne zaman ki biraz mesafe koyuyor, biraz hayata yöneliyor, biraz hayatın tadına varıyor, o zaman zaten o kozasından çok hızlı çıkış süreci, bir anda sadece cemaati değil dine tepki duyması. Bunlar da anlaşılabilir şeyler esasında. Evet. Çünkü hayattan kopuk bir din anlayışı, bir din yorumu insanda çürüten bir şey esasında. Doğru. Bu bence işlenmesi güzel olmuş. Bu sadece Yahudilerin bir koluyla ilgili değil. Bütün dinlerin aşırı Tabii. yorumları var. Yani burada sıkı tutucu inançların etkisinden evet. bahsediyoruz. Aynı zamanda gerçek bir hikayeden uyarlanan bir evet. dizi. Deborah isimli bir yazarın yazmış olduğu, birkaç sene önce yazmış olduğu romanın beyaz perdeye aktarılmış hali ve bu dizide de şunu gördük. Bir yazıda okumuştum. Sahnelerden birinde Yankee ile Esti'nin konuştuğu bir sahnede Deborah da, yani kitabın yazarı da sahnede arkada figüran olarak yer alıyor ve çekimden sonra çok üzülüyor. Diyor ki keşke diyor sizin çektiğiniz gibi şeyler yaşayabilseydim diyor. Burada diyor Esti ve Yankee konuşuyor diyor. Ben kocamla hiç konuşamadım diyor. Yani siz çok daha yumuşak gösteriyorsunuz Esti'nin hayatını diyor. Ya, yani bu derece enteresan hikayeler de barındırıyor. Evet. Dizi içerisinde. Aynı şekilde yine bir İsveç yapımı olan, İsveç Devlet Televizyonu'nun yaptığı ama daha sonra Netflix'in satın aldığı bir yapım Kalifat, yani Hilafet. Evet. Bu da İsveç'teki Müslümanların IŞİD'e katılım sürecini anlatıyor. Yani İsveç gibi gelişmiş bir ülke, gayri safi milli hasılası yüksek, insanların yaşam standartları yüksek. Ama önce şeyden başlayalım hocam. Şimdi iki cephede ilerliyor ya tabii. film. Bir tanesi Rakka, yani IŞİD'in sözde başkenti. Bir de İsveç. Önce biz Rakka'dan başlayalım. Çünkü gerçekten dizinin, hikayenin vurucu noktası orası. Evet. Bir tarafta düşmüşler var. Bir tarafta da düşmemesi gereken ama düşecek olanlar var. Yani iki cephede görüyoruz biz filmi. Tabii ki film eş paralel bir şekilde gidiyor. Hem onların hikayesini hem de Rakka'daki işte düşmüş olanların hikayesini anlatıyor. Ve o temsilciler de, yani temsilen seçilmiş karakterler de çok başarılı. Aslında iki tane baş kahramanı var diyebiliriz. Hatta evet. üç polisi de katarsak. Tabii. Başrolünde bir Türk kızının oynadığı, değil mi? Gizem. Gizem Erdoğan. Gizem Erdoğan, İsveç'te Türk yaşayan, asıllı. Türk asıllı bir bayan. Mesela Pervin karakterinden başlayalım evet. hocam. Pervin önemli bir dizinin karakteri, önemli bir karakteri ve işte o kadın özgürlüğünü temsil eden, birazcık daha tutsak kadın rolünü evet. üstlenen. Nasıl buldun Pervin karakterini? Bence çok güzel işlenmiş. Kendisi de çok iyi oynamış. Pervin Rakka'da, o da İsveç'ten gelmiş. Kocasıyla beraber ve aslında nasıl örgüte eleman kazandırıldığını ilk Pervin'in gözünden görüyoruz. Pervin'in küçük bir çocuğu var. Evden dışarı çıkması yasak. Ama yine İsveç'ten gelen bir kocasının bir arkadaşı Pervin'e tecavüz ediyor. Ve Pervin onu orada öldürüyor. Evet. Ve onu zaten evlerin yaşam standartları çok kötü. Orada bir yere saklıyor. Ve orada o yapı içerisinde bir çözülmenin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Aslında kocası çok iyi niyetli. Pervin'i de çok seviyor. Yani iyi niyetli derken tabii ki bir terörist olduğunu söyleyelim. Amin. Eşine karşı iyi niyetli. Ama bir çocuk öldürmüş, onu görüyoruz. Hüsam bu arada Pervin'in evet. kocası. Hüsam o öldürmüş olduğu çocuktan dolayı psikolojik buhranlar geçiriyor. Her sürekli hayal gördüğünü sanıyor. O aslında kanı görüyor. Karısının bir adamı öldürdüğü gece yerdeki kanı görüyor. Karısı tekrar yatırıyor. Daha sonra sabah kalktığında karısı o gördüğün hayaldi diyor, ona bile inanıyor. Çünkü evet. artık rüyalarına giriyor o çocuk, çocuğu öldürdüğü. Gerçeklik duygusunu kaybetmiş. Tabii tabii. Onun gibi pek çok, tabii ki o temsili bir karakter. Bugün bile hala Hüsam durumunda pek çok kişinin olduğunu evet. biliyoruz. Biz evet kurgu diyoruz ama gerçeklik bence Anadolu'dan daha gerçekçi bir Kesinlikle.
hikaye buldum ben. Pervin ve Hüsam'ın o Rakka'daki yaşayışları, Pervin'in tek başına sokağa çıkamayışı, yine Esti ile Beğendeş evet. özdeş bir konusu var burada da. Gerçekten Rakka o kadar karanlık, o kadar bunaltıcı bir yer ki birden İsveç'e döndüğü zaman sahneler siz de oh be diyorsunuz. Fakat orada da farklı karakterler var. Mesela evet. Süleyka. Ben Pervin'in geçmişi olarak görüyorum. Süleyka evet, ve Lişa. Pervin orada bir polisle temasa geçiyor. Hı-hı. Bir komşusu buna bir telefon veriyor. Diyor ki İsveç'te bir polis var, seni kurtarabilir. Bir polisle temasa geçtikten sonra o İsveç'teki polis de Müslüman, Boşnak. Pervin yavaş yavaş oradan artık kurtulma isteğini dile getiriyor. Kadın ona yardımcı oluyor ama bir taraftan da Süleyka'nın hikayesini görüyoruz. Süleyka da lise öğrencisi, bir tane kız kardeşi var. Annesi babası Müslüman ama sekülerler. Evet. Hatta babası bütün dini yapılara mesafe koyan bir adam. Alkol tüketen bir adam. Hı-hı. Kızının basketbol takımında olmasından çok keyif alıyor. İsveç'e uyum sağlamış bir adam. Hatta İslam'la da biraz böyle arasına mesafe koymuş. Babazlık olarak nitelendiriyor birçok evet. şeyi. Ama bence dizide şu çok güzel anlatılmış. Onu çok takdir ettim. Oradaki Müslümanlara yapılan psikolojik baskı. Özellikle de İsveçliler tarafından. Hı-hı. Her Müslümanı potansiyel terörist olarak görmeleri esasında bütün orada yaşayan Müslümanları da IŞİD'in kucağına atıyor. Evet. Süleyka aslında böyle birisi değil ama İbbe diye biriyle tanışıyor. O da IŞİD'in İsveç temsilcisi, Avrupa temsilcilerinden birisi. Bu arada IŞİD'in de ne kadar profesyonel bir şekilde teşkilatlandığını Hı-hı. görüyoruz. Tabii ki bu kendilerinin yaptığı bir sistem değil. Evet, onları tabii. oraya getiren, Orta Doğu'ya getiren mekanizma ama neyse yani hepimizin bildiği. Ama İsveçli bir yapımın bunu gerçekçi bir şekilde sunması da güzel evet, bir şey. Evet yani oradaki o öz eleştiri de çok güzel. Bunu bir devlet Hı-hı. televizyonunun çekmesi ve oradaki Müslümanlara yapılan ayrımcılığın insanları nereye götürebildiğini göstermesi de çok evet. güzel bir durum. Bir gün bu İbbe işte yavaş yavaş bunlara videolar gönderiyor. Bu kızların zihin dünyasına girmeye çalışıyor ama çok kibarca yaklaşıyor. Ama diyor ki işte bizim burada Müslüman olarak hiçbir hakkımız yok. Avrupa Müslümanlara şu şekilde zulmediyor. Tabii ki işte YouTube'daki videoları gösteriyor. Yalnız o kızların da yani hem Süleyka'nın hem de yakın arkadaşı Kerima'nın çabuk etkiler. Yani yine orada bir hızlı bir geçiş var. Kalifat 8 bölümlük bir dizi. Evet. Anortodoks gibi değil. Birazcık daha yayabilirmiş oradaki geçiş sürecini. Birden etkileniyorlar. Hızlı bir şekilde YouTube videolarından etkileniyorlar. Hatta Süleyka diyor ya okuldayken okuldasın ve YouTube'dan bir video izliyor. Ve bu videoyu izlerken diyor ki buradan hiçbirimiz diyor avukat olamayacağız, doktor olamayacağız, hakim olamayacağız evet, işte diyor. Bu sistem eleştirisi çok güzel. Evet. Yani İsveç'te yaşayan bir Müslüman gencin bunu hissetmesi, bunun dile getirilmesi güzel bir şey. Onun o, çünkü bu şekildeki insanlar çok kolay terörize edilebilir. Evet. Bir yabancı ülkedesiniz ve size insan haklarına dair bir şey verilmiyorsa, evet. Burada inancınızla ilgili sizle alay ediliyorsa tabii ki kolay bir şekilde kandırılabilirsiniz. Temel eleştirilerinden biri de ailedeki o ilgisizlik de var. Yani evet. aile, evet Süleyman, yani Süleyka'nın babası seküler birisi, dine karşı bazı ön yargıları var fakat kızı kapandığı zaman kapanmanı istemiyorum diyor. Evet. Yani bunu açıklamıyor, bununla ilgili bir izaha girmiyor. Dizi boyunca. Ya da işte seni evlendireceğim diyor. Hı hı. Hemen cezayı kesiyor. Burada bir ilgisizlik ve sevgisizlik var. İletişimsizlik var. Yani evet Süleyman kızlarını çok seviyor belki. Hatta Suriye sınırına kadar. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geliyor. Suriye sınırına kadar kızları kurtarmaya çalışıyor ama yine Anortodoks'ta da burada da ailenin içerisinde başladığını görüyoruz Tabii. her şeyi. Ailedeki ilgisizlik, iletişimsizlik bu tarz şeylere yol açıyor. Aynen. Ve İbe yavaş yavaş kızları kandırıyor. Hatta öyle kurgular gösteriyor ki bunlara. De biz diyor İslam devletini kurduk. Orada bir kadınla tanıştırıyor bunları. Kadın bunları anlatıyor. Şöyle lüks evlerde yaşayacaksınız. İşte böyle büyük mücahitlerle evleneceksiniz falan. Kızları bir taraftan da dünyevilikle de kandırıyorlar yani. Sadece kızlar oraya giderken cihat için gitmiyor. O dışlanmışlığın verdiği bir tepkiyle gidiyor. Madem siz bizi burada istemiyorsunuz biz de gideriz. Orada çok güzel bir hayat varmış zaten ama tabii ki biz berbat bir hayat olduğunu Pervin'in gözlerinden görüyoruz. Evet. Harabe bir topluluk, her gün bombalar yağıyor. Ya Pervin de oraya o kızlar gibi gitmiş, o tabii. kızlar gibi kandırılmış, istekli bir şekilde gitmiş. Hüsam İsveç'ten tanıdığı ve evet. sevdiği birisi, onunla evleniyor. Hatta ikisinin de birbirine karşı bir sevgisi, bir aşkı vardı ya diyebiliriz. İkisinin de çok sevdiği bir bebekleri var ama dış dünya onları bu hayata evet. zindan ediyor onlara. Ama polis yavaş yavaş Pervin'i işliyor. Tam Pervin'in kaçacağı günde diyor ki orada bir kız daha var. Yeni düşürüldü. Onu kurtarman lazım. O da Lişa zaten. Evet. Süleyka'nın küçük kız kardeşi. Ama onun da kafası nasıl dişlenmişse sonunda yani çok fazla aslında konuya girmeden bence özüyle ilgilenelim. Burada gerçekten o
katılım süreci, o verdiği psikoloji beni çok etkiledi. Evet. Yani bunu biz her şeye uyarlayabiliriz. Bütün katı yapılara, bu bir kültürel dernek olabilir, bir vakıf olabilir, bir sosyal kulüp olabilir, bir cemaat olabilir. Hepsinde bu hiyerarşik düzenler insanları aslında yok ediyor. Evet. Yani Masonik yapılanma da böyledir. Hristiyanlıktaki cizvit tarikatları da böyledir. İşte İslam'ın katı yorumlarında da bu böyledir. O yapının dışarısına çıkması bir insanın kolay değil. 15 Temmuz'da da bunu gördük yani. Evet. Halen bile yıllar geçmesine rağmen hiçbir öz eleştiri getirmeyen, o yapıyı savunan insanlarla karşılaşıyoruz. Ya dünyanın her yerinde bu yapıları görüyoruz. Bu yani iki dizide de buna benzer yapılar karşımıza çıkıyor. Dizide bir polis teşkilatı var. O da tabii İsveç yönünde. Fatıma Lukic, Pervin'i kurtarmaya çalışan ve dizi boyunca bir türlü giremeyen, teşkilatın o yapısına giremeyen, daha sonra en son bölümde öğreniyoruz. Fatıma'yı dışarıda tutmaya çalışıyorlar. Çünkü kaynakları bambaşka bir yerdeymiş. Onu farklı bir yere bağlamışlar. O polis teşkilatı Fatıma'nın Suriye'ye gelişi birazcık Hollywood vari kaçmış. Evet. Yani hikayede birazcık sırıtıyor ama yani dizi olması için mecburen gerekiyor böyle şeyler. Bir de bunların dışında iki tane genç var. İsveçli bunlar ve bu iki genç de IŞİD'e katılmışlar. Ha, bravo, bravo. Çok güzel. Onlar da Hristiyanken Müslüman olmuşlar. Evet. Ve terör faaliyeti yaparken yakalanıyorlar. Tam suikast düzenleyecekken yakalanıyorlar. İki eski asker. Evet. Ya burada yine şuna dikkat edelim. Evet, bunların mesela bunlar Müslüman değiller. İslamiyetle bir alakası yoklar. Bunların kandırılma sebebi de yine ailevi sıkıntıları. Baktığımız zaman çocukların babası yok. Hapiste kalmışlar. Annesiyle iletişimleri kötü. Annesini öldürüyor çocuk. Bıçaklıyor, göstermiyor tabii ama işte bıçağı orada kullandığını söylüyor annesinde. Yine burada da bir aile sorunuyla karşılaşıyoruz. Az önce hatta o yüzden vurguladım. Şizofrenik tipler ikisi de. Evet. Yani ciddi yani biz bir tanesinin alkolle sorunu var. Ama bu dünyada bu tarz sorunlar karşılaştıkları için İbbe onları neye vaat etmiş? Cenneti vaat etmiş. Tabii. Sonsuz mutluluğu vaat etmiş. Hristiyan da olsa, Müslüman da olsa, Yahudi de olsa vaat edilen şey sonsuz mutluluk olduğu için herkes çabuk kanabiliyor. Yani Hasan Sabbah'ın verdiği taktiklerden beri herhalde hiç değişmedi. Aynı taktiklerle örgütlere, bu örgüt terör örgütü olabilir, dini bir örgüt olabilir, fark etmiyor. Örgütlere insan kazandırma yolu esasında mutsuz bireyleri tespit edip o bireylere şeyler vaat etmekten geçiyor. Yani düzgün aile hayatı olan, çocuklarını iyi yetiştiren, mutlu yetiştiren ailelerde bunlar çok az karşımıza çıkar. Bu da toplumsal bir eleştiri dizinin getirdiği. Bu iki dizinin de dokunduğu nokta budur ya. Yani ailesel, ailevi birliktelik, iletişim sorunu olmayan, insanların birbirini anladığı, anlayışla karşılaştığı. Çocuğun birey olabildiği, çocuğun birey olabildiği, kesinlikle. Konuşabildiği, özgür ortamın yer aldığı, evde bir kişinin sözünün geçmediği ortamlarda daha sağlıklı bireyler yetişiyor. Yani bu dine karşı önyargıyla bir alakası yok bunun. Tekrar tekrar örnek veriyorum ama Süleyman çok fazla tutucu biri değil ama çocuklarıyla bir iletişim problemi var. Açıklama sorunu var, hiçbir şeyi açıklamıyor. Yok o da diyor. Baskıcı. Tabii. Yani basket oynayacaksın diyor. Basket oynayacaksın, örtünmeyeceksin diyor ama niçin sorusuna cevap vermiyor. Evet. Evlendiririm seni diyor, o zaman işte evlenecek birini buluyor hemen. Yani bu da tabii insanlarda, çocuklarda kaçma baskısına sebep oluyor. Evet, var mı başka? Yani inşallah bu konuda ileride Fauda ve Homeland'i de konuşuruz. Evet. Hatta Spy dizisi var. O da konuşulacak tabii, çok film, çok dizi. Bunları değerlendiririz ilerleyen süreçte. Bugünlük programımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.